Doğrusu Türkiye ne yazık ki eski alışkanlıklarından, kamplaşma hastalığından kurtulmamaktadır. Sonuçta Türkiye seçim satım haline girdi. 14 Mayıs'ta millet gidecek sanda neyi beğeniyor, neyi beğenmiyor, neyi layık görüyor, neyi layık görmüyor buna ilgili bir karar verecek. Ne yazık ki eski siyasi anlayışlar, eski Türkiye kafası ve din üzerinden, inanç üzerinden kendisine gelecek arayanlar o devşirmeye çalışanlar hastalıktan kendilerini kurtaramıyorlar. Ya Allah aşkına. Yani bu böyle yaparak bir başkasını daha az dinli veya öbürünü dinsiz, öbürü takva sahibi, öbürü takva sahibi değil. Ben daha iyi Müslümanım, öbürü az Müslüman, öbürü daha çok Müslüman. Yarışına mı gireceğiz? Bırakın. Bununla ilgili kararı halk versin. Yani bizim ne kadar inançlı olmadığımız takva sahibi olmamızı Allah bilir. Gösterişle, dışa vurumla yani kimsenin kalbini açacak vakıda değiliz. Allah affedicidir. Allah rahman sahibidir. Rahmet sahibidir. Ya Allah aşkına yani sanki birini olduğu gibi as asmaya giden bir anlayışı gerçekten ilkel, ibtidai ve Türkiye'nin derhal terk etmesi bir alışkanlık olarak görüyorum. Şaşırdım kaldım. Yani baktım. Çıkmış bir aday bilerek bilmeyerek bir seccadenin üzerine basmış. Dönmüş demiş ki ben görmedim samimiyetle özür diliyorum demiş. Şimdi buradan yola çıkarak kendine oy devşirmek gördünüz mü? İşte bak size söylüyorduk bunlar falan falandır öbürleri falan filandır. Derdin ne ya? Sen 21 yıldır ülkeyi bu hale getirmişsin. Ben nasıl getirdim hesabını vermemişsin. 50 bin yazılı insan ölmüş depremde. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp da hesap vermemiş. Kimse sorumlu değil. Allah'a atmışsın sorumluluğu. Kendin ne güzel. Oh! Hiç her türlü kötülükten, sorumluluktan, her türlü yanlışlıktan münezzehsin neredeyse. Tövbe haşa. Böyle bir anlayışın bu ülkede insanlık e, alimde yer olabilir mi? Ben bu tür iptidai bir daha söylüyorum. İlkel insan vicdanını kanatan yaklaşımları reddediyorum. Bırak sen bu ülke için nasıl bir hayat sunuyorsun? Bu ülkenin refahı için, bu ülkenin geleceği için, gençlerin istikbali için, sanayi için, e, üretim için bu borcu nasıl ödeyeceğiz bu borcu? Türkiye bu borçtan nasıl kurtulacak? Her doğan çocuk dünya kadar borçla doğuyor. Biz bu sarmaldan nasıl kendimizi kurtaracağız? Bununla ilgili dün yaptık yanlışların var. Bu yanlışlıklardan dönecek misin, dönmeyecek misin? Nasıl döneceksin? Bunları anlatmak lazım ki sen tut gördünüz mü? İşte şu kadar dinli, şu kadar dinsiz. Bak gördünüz mü? İmanı kıt, imanı fazla. Ya siyasetin işi bu değil. Sen işine bak. Kimin ibadet edip etmeyeceğini, kimin Allah'a yakın olup olmadığını Allah karar verecek. Sen karar verici değilsin. Derhal Türkiye'nin bu tür anlayışlardan uzaklaşması gerekiyor. Bakın, kusura bakmasın. Erdoğan o sözü ha kulağımın arkasına anlatsın. Biz bu işlerden geliyoruz. Ben söyleyeyim. Öyle tesadüf bir senaryo uydurmuşlar. Yani iyi partiler anlatmıyor da ben anlatayım bari. Çünkü ne yazık ki bazen böyle oluyor. Birileri dövülüyor. Hiç alakam yok. O dövülene sahip çıkmak benim bizim gibi insanlara düşüyor. Yani ben yoksa birini e, hakkını teslim ederken ondan o falan değilim. Ya onun yanında da değilim. Ama mazlumun yanındayım. Bana aha şu kulağımın arkasını o masalı anlatsınlar. Kulağımın arkasını anlatsınlar. Bekçi efendi bir tane hırsızı kovalıyormuş hırsızlığı kovalarken de gelişigüzel güzel ateş etmiş. Ateşte İyi partiyle yandaki binaya hesap etmiş. Bak söylüyorum. Teknik olarak söylüyorum. Hırsıza vurmak için ederse boy hesabında bu şekilde gider kurşun. Yok havaya ateş etti korkmak amacıyla ise yukarı göğe doğru gider. Sağ taraftaki birkaç boy hizası binaya gitmez. İkincisi senaryo uydurmasınlar. Sen tutacaksın, tehdit edeceksin siyasetçileri. Siyasetçiye tehdit edeceksin. Bir tanesi de kendisine vazife edinecek. Bu işler böyledir. Geçmişte de böyle oldu. Bir oradan geliyorum ben. Onun için siyasetler ağzından çıkanı kulakları değil, dimahları duyacak. Sadece kulakları değil. Kimse kimseyi tehdit edemez. Kimse kimsenin ağası değil. Kimse kimseye tahküm edemez. Yani ne olacak? Ha ederim. Edersen ben mazlumun kimine bakmam. Zalimin de kimine bakmaz milli yol ve bu kadro karşınızda dikilir. Bak kim olursa olsun. Kim zalim dün nasıl ki bazı işkencecilere, bazı diktatörlere 15 Temmuz'da onlar yatarken, onlar evlerinde yatarken, hesap içinde oyken bizim gibi insanlar o tankları durdurup onlara konuşma yapan insanlarız. Evrakları ve belgeler orada. Onun için aklılarını başlarına alsınlar. Korkutarak geleceği kurmaya çalışıyorlarsa yanılgı içerisinde onlar bizi bulurlar. Bak bizi bizi. Kesinlikle bunu açık ve net söylüyorum. Millî Yol Partisi kendi e isim hamlemiyle kendi doğrularıyla, kendi inancıyla ben Türkiye'ye bu sistemin değişikliği hususunda bir e e sözümüz var. Bu sistemden gelen ne olur ki? Sistem değişiyor, ahval değişmiyor. Parti değişiyor, ahval değişmiyor. İktidar değişiyor, ahval değişmiyor. Sistem değişikliğini isteyen biz milletvekili seçiminde kendi isim hamlemizde 81 ilde milletle buluşacağız. Doğrularımızı, inançlarımızı, projelerimizi sunacağız. Takdiri onlar verecek. Cumhurbaşkanı seçiminde de başından beri bir şey söylüyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını aydınlatmaya çalışan, adaleti ayakta tutan, liyakata önem veren ve değişim isteyen tabanımız ona oy verecektir. Biz de bununla ilgili açıklama yapacağız.